Gel abi. Şimdi arkadaşlar bugün size birlik diyorum pardon. Çizgi iğnesiyle RL5'te nasıl sıyırtma gölge yapacağınızı göstereceğim. Burada yaptığım bir tanesini örnek olarak. Ona devam edeceğiz tabii birazdan. Bu şekilde bir dersimize daha başlıyoruz. Bu da dipnot olarak canlı görün, izleyin. Öncelikle köşelerden başlıyoruz. Şöyle köşeler arkadaşlar, bakın. Köşeleri koyultarak, şuradan koyultarak geliyorum bu şekilde. Öyle bir geçiş sağlıyoruz. Yani direkt boyamıyoruz arkadaşlar. Geçişi böyle yapıyoruz. Bak, koyulan aşağı doğru. Şimdi buna geçelim. Bakın buradaki olayı görüyorsunuz. Şu şekilde. Bakın gördünüz mü, geçiş yaptık. Buradan yaptık bunu. Biraz daha koyduk. Şöyle vereceğiz. Ve buradan başlıyoruz. Dediğim gibi onu tekli iğneyle yapıyoruz. Bakın sıyırtma olayını görüyorsun. Şöyle bakın. Bastırarak sıyırtıyoruz. Gördünüz mü? Bastırarak sıyırtıyoruz arkadaşlar. Böyle. Böyle basıp boyamıyoruz yani. Böyle boyamıyoruz. Bulduğu gibi. Diplerden ve köşelerden yapıyoruz bunu genellikle. Şöyle yani. Şuradan başlayarak. Şöyle koyuyor. Şöyle. Koyulu vererek yani. Tamam, mesela bazen bura koyu olmuyor. Biraz daha şöyle bastırarak koyultabilir. Geçiş sağlayabilirsin mesela. Tamam mı? Bu şekilde. Şöyle şuradan da ufak geçiş veriyoruz. Biraz daha bakmadan. Kanlı olduğuna bakmayın. Biraz kanar, kızarık durur bu şekilde. Bu geçecektir birazdan zaten. Şimdi 9'a geçelim. Bakın 9 yapacağız. Sileyim. Şurada ufak bir eksik gördüm. Şunu halledeyim. Şimdi 9'a geçelim. 9'unda bakın şu uçtan geleceğim şöyle.
Biraz da şuradan gideceğiz böyle. Gördünüz mü? Şu ortada boşluk bırakıyorum böyle 9'da da. Gördüğünüz gibi. Az kaldı. Bakın yavaş yavaş. Geçişte düzgün vermek zorundasınız. Yavaş yavaş yapmak zorundasınız. Yani biraz şuraya koyutabilirim geçişli olsun diye. Bakın yavaş yavaş. Dediğim gibi. Sıyırtarak arkadaşlar. Bunu sıyırtarak yapacaksınız. Ki geçişi verebilelim. Böyle. Şimdi bunu da altta yaptıktan sonra şimdi 1'e geçiyoruz. Dönmeyi bitecek. 1'i de şöyle önce bir çizgi yöne tekrar teyit edelim. Şimdi şuradan gelebilirsiniz. Burayı siyah boyayacağız zaten. Bu birim burası siyah olacak biraz. Burada da olay şu. Geçişi böyle vereceğiz burada da. Stüdyo E5'in yanında olduğu için motor sesleri, araba sesleri çok fazla gelir. Yapacak bir şey yok buna da tabi. Peçetemde süper mümkün değil. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıyırtma tekniğiyle gölgeleme yapabilirsiniz ufak dövmelerle. Ufak dövmelerde. Bunun için kullanmanız gereken şeyler zaten çizgi iğnesidir. Buna gölge iğnesine gerek yok. Çizgi iğnesiyle bu dediğim tekniği köşelerden kullanarak koyutup aşağı doğru gelerek gölge şeklinde yapabilirsiniz. Olay budur. Yani bu. Bu kadar. Teşekkür ediyorum hepiniz izlediğiniz için.